Nazlı nerede? Doğum sırasında bir sıkıntı oluşmuş. Neredeyse ölecekmiş, ameliyata aldılar. Doktor çıktığını, uyanmasını beklediklerini söyledi. İyi miymiş? İyiymiş. Sen iyi misin? Çocuk da iyi. Meryem. Yunus. Hoş geldin. Allah'ım yeter. Ne olursun yeter. Dayanacak gücüm kalmadı yeter. Ne olmuş ona? Nazlı doğum yapmış. Annemin bununla ne ilgisi var? Meryem götürmüş hastaneye. Yok artık. Nasıl? Çocuğun ebesi Meryem ablam mı olmuş? Vallahi öyle görünüyor. Neyse, gelecek birazdan, kendisine sorarız. Bu nasıl iş ya? Allah'ın işi işte. Akili sır ermez ki. Daha neler ya? Biz annem neye oluyoruz, ne oluyor? Niye dememiş bu kadına cehennem ol, kendini git hastaneye diye? Nasıl desin? Babaanne, bana artık ne annemi ne de babamı savunma. Çünkü ikisi de birbirinden beter. Zeynep! Yunus. Yunus.
görüşürüz. Yunus, iyi merak etme. Yunus. 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 Gözün aydın reis. Sağ ol. Böyle bir şey ettim ama. Kendime mi ettim? Ha, bu kadınlara mı ettim? Kendi öz evladıma mı ettim? Çocuklarıma mı ettim bilmiyorum. Sevineceğin gün reis. Ne ettiysen ettin. Yeni doğan yeğenimizin bahtı açık olsun. Bana benzemez. Bahtı güzel olsun. Bir dakika ya. Ne demek odama çıkıyorum? Hani anlatır mısın şu şeyi? Neyi? Şu ebelik olayını. Ne biçim konuşuyorsun sen? Anne, sen ne yaptığının farkında değilsin. Şu an benim nasıl konuştuğuma mı takılıyorsun? Abla, sakin ol. Hepinizin gözü aydın. Anne torunun gayet sağlıklı. Sizin de bir erkek kardeşiniz oldu. Hatice, Lütfiye. İstediğiniz zaman yeğeninizi görmeye gidebilirsiniz. Merak ettiğiniz başka bir şey var mı? Hizar arayan mıdır? Evet. O geldi, ben çıktım. Ya ne demek ya senin orada olman? Ya sen nasıl bir annesin gidip o kadını doğurtursun ya? Sakın. Sakın benim anneliğimi sorgulama. Ancak başına gelince anlarsın derim. Bir annenin bedduasıdır, tutar. Sonra ben yıkılırım. Sakın benim anneliğimi sorgulama. Peki. Peki, anneliğini de sorgulama. Babamı da sorgulama. Kardeşimizi de sorgulama. İyi edersin.
Hadsiz! Sen kimsin ki benim hata yaptığımı düşünürsün? Üstelik bunu herkesin içinde söylersin. Ünal Bey, adam 1000 defa anlattı. Yaptıklarından pişman değil. Söylediklerinden pişman değil. Sizin daha fazla bağırmanız bir şey değiştirmeyecek. Pişman olacak. Hata yaptım diyecek, özür dileyecek. Yoksa ben seni yaptığına pişman ederim. Hata yapanı da kabul etmem. Eğer senin dostunsa, bedeli ne olursa olsun seni ikaz ederim. Sibiryalı konusunda hata yaptın. Hızırı olan öfken gerçekleri görmeni engelliyor. Hızır, senin onu oturttuğun koltukta çok başarılı. Bunu kaldıramıyorsun. Özer! Seni yok ederim. Bu hayatta 3 kişi var seni seven. Tamam. Özer abiyi yok edelim. Yılmaz abi defolsun. Peki ben? Özlem ne olsun? Cehennem olsun, odasına gitsin. Hayır, gitmiyorum. Bu akşam burada oturup konuşacağım. Biz kalkalım o zaman. Hayır, 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 oturun. Sizin yanınızda konuşacağım. Az önce Alparslan'la görüştüm. Sana o herife bir daha konuşma demedim mi? Yok, hayır demedin. Çünkü seni dinlemeyeceğimi biliyordun. O yüzden gittin Alparslan'la konuştun. Bir de Hızır abiyle. Özlem, boş boş konuşma. İşim gücüm yok. Senin ilişkinle mi uğraşacağım? Tam da bu baba. Senin insanlarla ilişkilerin işin gücün haline geliyor. O adam seni doldurup bana mı gönderdi? Yok. Tam da emrettiğin gibi davrandı. Özlemciğim, madem burada kalmamızı istedin, olanları bize de anlatırsan. Anlatayım Yılmaz abi. Alparslan'a gittim ve senin oğlunla birlikte olacağımı söyledim. O ne derse beğenirsiniz. Ne diyecek? Küçük amcası gibi asarım keserim demiştim. Hayır baba. İstediğimle birlikte olabileceğimi söyledi bana. Özlem, neyin peşindesin? Senin. Senin tek bir gün doğruları söylemenin. Evet. O bahçıvana senin peşini bırakmasını ben emrettim. Yoksa bütün ailesini yok edeceğimi söyledim. Neden? Çünkü o aileyi sevmiyorum. Hadsizler! Hadsizlerin hiçbirini sevmiyorum. Asıl hadsiz sensin baba. İnsanların kalplerine, gönüllerine hükmetmeye çalışan hadsiz bir eşkıyasın sen. Eşkıya. Dur sana eşkıyayı göstereyim. Başar. Ünal Bey. Bu kızı bu gece Amerika'ya gönder. En uzağa. Ben emir vermeden de geri gelmeyecek. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Uçağın kapısı kapanıncaya kadar adamların oradan ayrılmasın. Ünal Bey, bakın. Sen karışma Yılmaz. Evet Özer. Cevabını duymadım. Eski bir dostun olarak bu yaptığının da hata olduğunu düşünüyorum. Ama isteğini yerine getireceğim. Özer abi. Özer.
Sana emrediyorum, bir daha dünyanın en hatalı işini yapsan bile bana hatalısın deme. Emredersiniz. Bu hayatta ben dahil hiç kimseyi sevdin mi? Sana ne? Ben seni sevdim baba. Ama artık sevmiyorum. Alp Aslan'ı da çok sevmiştim. Ama onu hala seviyorum. Sev. Onu sevmeye devam et. Benim bir sözümle seni terk eden o zavallıyı sevmeye devam et. Sevdiklerini koruyabilmek için sevdiğinden vazgeçen bir adam mı zavallı? Hı? Yoksa sen mi baba? Efendim, havaalanından aradılar. Ünal Kaplan'ın kızı adına bilet alınmış bu gece için. Londra'ya mı? Amerika'ya. Vay korkak vay. Korksun, korksun. Korkmak iyidir de... korkunun ecele faydası yoktur. Uçağa binene kadar takip edin. Fırsatınız olursa öldürün. Ama teşebbüs istemiyorum. Öldüreceksiniz. Peki efendim. Yoksa indiği yerde karşılansın, öldürülsün. Emredersiniz efendim. İlyas. Ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum ya? Ya Mahmut öldüyse nasıl cevap versin? Diri ise niye cevap versin? Diri diye bir şey yok. Kafasına sıktı dayı da. Ha işte ben de onu diyorum. Niye sıktı, niye? Ya sen olsan sen de sıkardın İlyas. Hadi ya. Ben zaten sıkacaktım. Ya bunu bana nasıl yaparsınız ya? Bana. Ya İlyas. Sanki biz yapmışız gibi konuşuyorsun ya. Yalnız bak, dayı sıkmasaydı ben sıkardım. Ne öyle Esra'ya, Nazlı'ya giderli giderli konuşuyor. Sırada Hatice ile Ayşen vardı. İstediğini söylesin. Ya öyle tek bir kurşun sıkıp arabadan atmak ne? He? Tek kurşun, tek. O şerefsizin dişinin kovuğunu doldurmaz o tek kurşun. Ya kafasına sıktı da. Enişte, kafamın tasını attırma. Hadi bul şunu. Mahmut! Ya arkadaş siz harbi kafayı yemişsiniz ya, yemişsiniz ya. Ya biz bu soğukta ne geziyoruz arkadaş ya? Ya hiç değilse o Mahmut zaten soğuktan donarak ölecek. Ya hem kim ne yapsın Mahmut arkadaş? Siz buraya attığınıza emin misiniz? Ben artık emin değilim. Çünkü soğuktan kanım dondu, kanım.
Sabaha kadar burada kalınacak. Bir yere gitmek yok. Gün ışıyacak. Bir de ışık da arayacağız. Doğru söylüyorsun İlyas. Polis bulmuş olsaydı burada hala polis olurdu. O zaman ben bir ateş yakayım. Hem içimiz ısınır hem de ışık olur. Mahmut. Mahmut. Ay teyzesi ölür buna. Nazlı, bu nasıl tatlı bir şey? Anasına benziyor ondan da. Güzel oğlum benim. Sen her şeye değersin, her şeye. Abi, bugünlerin geleceğini hiç zannetmiyordum. Az da olsa iyi günler vardı. İnşallah bundan sonra daha çok olur. Olacak, olacak. Burası abi. Nasılsın Adnan? Teşekkür ederim, iyiyim abi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Alparslan. Yaren. Teşekkürler. Yeğenim yeğenini görmeye gelmiş. Tebrik ederim amca. Tebrik ederim Nazlı. Çok teşekkür ederim. Kusura bakma, doğrulamıyorum. Estağfurullah, lütfen. Yeğenini gör. Bak, kime benziyor? Yok amca, ben almayayım, daha ufak. Tut lan, tut. Tabii ki bana, amcasına. Hakikaten lan. Allah huyunu benzetmesin. Vallahi sana benzemesin de. Ben öbür amcasına da razıyım. Tabii sen öbür amcasını daha tanımadığın için böyle söylemesi kolay. Sahi nerede lan o? Ormanda. Ayı. Bal peşinde, bizimkiler de onun peşinde. Hasta lan bunlar. Değilse de birazdan olurlar. Bulamamışlar mı aradıklarını? Belli ki bulamamışlar. Oğlum mümkün değil, nasıl olur lan? Hızır. Daha çocuğun kulağına ezan okunmadı, iş konuşmasın. Adını Yunus mu koyacaksınız? Oğlum babanın ismini koyacaktım ama anam erken davranıp silah çekince yapacak bir şey kalmadı. Ben gidip bir hoca bulayım da uşağımın ismini ezanla fısıldasınlar kulağında da. İyi ki geldin, çok teşekkür ederiz. Tanışmak bugüne nasipmiş. Neyse ki yeğenimle aynı günde tanışmış olduk. Ben gideyim, sonra yine uğrarım. Çok isteriz amcası. Yine gel. Görüşürüz. Bu muymuş canavar Alparslan? Dünya beyefendisi bir çocuk. İnşallah oğlum da Alparslan'a benzer. Ne demek Mahmut'u bulamıyoruz Vehbi? Ne demek Vehbi? Reis, bakıyorlarmış her yere. Karanlıkta bir yerdedir. Göremiyorlardır. Kafasına sıktım diyorum da. Reis, sen niye kafasına sıkıyorsun?
Neresine sıkacaktım lan? İlyas amcamdan çekeceğin var. Benim çekmeyeceğim biri mi var oğlum? Çekecek cebimde gizliyorum zaten. İlyas amcandan çekeceğim var. Meryem'den çekeceğim var. Çocuklarımın alayından çekeceğim var. Lan benim hoca bulmam lazım hoca. Meryem. Konuşacak halim yok Hatice. Yok, ben şey soracaktım. Çocuklar sana gelelim diyorlar da. Babaları geldiğinde sorsunlar. İzin veriyorsa istedikleri yerde istedikleri kadar kalabilirler. Babanıza soracakmışsınız. Soracağım ben. O gelsin. Ona da söyleyeceklerim var zaten. Ya abla şimdi sırası mı? Ben mesaj atarım adamlardayız diye. Ya geçsin sonra konuşuruz. Doğru söylüyor. Yok alıcım ya. Sen git biz babamla konuşalım. Öyle geliriz. Ay. Peki canım. Hadi Allah'a emanet olun. Ulan bu becel. Ah, yoksa kendisi doğuramamış da. Kesik mi atmışlar o? Yok anne, sezeryan değil. Normal doğum yapmış da. Ama az kalsın ölüyormuş. Bir yerine bir şey mi olmuş, ne olmuş? Yunus'um iyi miymiş? Sen bana onu söyle. İyi iyi, ay parçası gibiymiş. Peki Mubeccel abla, sen bunları nereden öğreniyorsun? Adnan'dan. Oba konuşmayı da sağ mı anlatıyor bunları? Ben bunun hesabını görürüm. Teyze, Meryem çocukları yollamıyor. Ben de artık evime gideyim. Sen hastaneye gitmeyi misin? Ne işin var? Koştur koştur evde. Benim de çocuklarım var da. Yok demedim da. Meryem abla anlattı mı ebelik işini? Nasıl olmuş? Kaç dakikada doğmuş çocuk? Abla ne yapmış? Kındırtmış mı kızı? Bu kısmını Adnan'dan öğrenemedim tabii. Mübeccel, o kadar iyi bir ebeymiş ki Ayşen'le benim doğumuma da girecekmiş. Yalan. Beni kimse anlamay mı? Yunus'umun başına kim duracak? Tuzla yıkanacak. Gözü bağlı kalacak. Kur'an okunacak. Bu işleri kim yapacak? Kim yapacak? Anne ben yaparım. Hem bu ebelik kısmını da iyice bir öğrenirim. Nizam. Ben gideyim. Alo. Müfettiş. Efendim Sultan. Altınları hazırla bakalım. Ne altını be kadın, ne saçma sapan konuşuyorsun. Aa, koskoca Yunus Çakırbeyli doğmuş. Bir altın takmayacak mıyız canım? Hadi hazırla, geliyorum. Ha, sen onu mu diyordun? Hadi geliyorum. Ben gidiyorum. Varınca haber ver. Neden?
Vermezsen verme. Bir defa da ben neden diye sorduğumda, kızım, ben seni merak ederim. Sen benim hayatımdaki tek varlığımsın desen, ölür müsün? Ya ölürsem? Ya ben ölürsem? Boş boş konuşma Özlem. Kötüye bir şey olmaz. Sana da, bana da bir şey olmaz. İyi de baba, kötü olan ben değilim ki. Sana söylemedim. Ben babamın kızı değilim. Annemin kızıyım. Çevredeki bütün hastaneleri, sağlık ocaklarını gezdim. Bütün morglara sordum, jandarmaya, polise sordum. Sahipsiz ne ceset var, ne de yaralı. Kim sahip çıkacak o Bülent'e? O zaman hayvanlar bunun leşini aldı, götürdü ormana. Orada yediler. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya enişte, boş boş konuşup durma ya. Yani burası nasıl bir orman ki? Aslan mı var, kaplan mı var? Bizim hayvanı sürükleyip yesinler ya. Ölmemiştir o. Ormanda ne kadar hayvan varsa hepsini yemiştir o çakal. Abi ben anlamadım. Madem sana getirecekti, kafasına sıkıp niye attı zırh abi? Herkes benim kadar anlayışlı değil Reha. Ben haberi alır almaz senin de kampayın var diye seni aradım mı kardeşim? Aradın. Allah için ben de koşa koşa geldim. Koşa koşa geldin ama boşa geldin Reha. Çünkü benim abim dayanamaz. Sıkar. İki çift laf etti diye o çakal. Benim abim dayanamaz. Sıkar. Hadi sıktın. Hakkımızı yedin. Ne diye kafasına sıkıyorsun? E hadi kafasına sıktın. Ne diye arabadan atıyorsun? Ha? Seni kan mı tutuyor? Ben o Mahmut'u ellerimle gömmeden nasıl rahat uyuyacağım? Ha? Ya İlyas. Ya hakikaten sabah erkenden gelip gün ışığında mı arasak bu çakalı ya? Ha? Kimse bir yere gitmeyecek. O çakal ölü ya da diri bulunmadan kimse bir yere gitmeyecek. Ezber. Gel biz gidip çevre civar ne kadar ev varsa bakalım. Köyün içinde mi saklandı o çakal acaba? Kümeslere de bak Fahri. Çakal ya. Gülelim mi enişte? Ya yeğenin oldu. Gözün aydın. Azıcık gül de. Yeğenim oldu da. Bana göz aydınlık vermek isteyen Mahmut'u versin.
Babaanne. Hı? Hakikaten bir torunun daha olduğu için sevindin mi? Bu yaştan sonra doğuma sevinirsin, ölüme üzülürsün. Sevindin yani. Kocam dirilmiş kadar sevindim. Tövbe, bende yalan yok. Haydi, sofra hazır. Çocuklar indi mi aşağı? Yok, onlar yemeğiymiş. Yengem? O hiç yemeğiymiş. Bak, senin sevincin başkalarının üzüntüsü. Hayat böyledir torunum. Sen sevindiğinde birileri üzülür. Sen üzüldüğünde birileri sevinir de. Ya babaanne, şu hayatta birlikte sevinmenin yolu yok mu? Sen alaydın kaplanın kızını, hep birlikte sevinirdik da. Babası vermedi da, ben ne yapayım? Niye istiyorsun? Kaçırırsın, getirirsin. Hiçbirimiz dedenize, babanıza benzemediniz da. Hadi kalk. Lütfiye çorba yapmış. Soğumasın da. Geldiniz mi? Ne oldu, buldunuz mu fare? Gecenin kör karanlığında ne bulacağız o ormanda? Ne ormanı Fahri? Yolun kenarına attım diyorum da. Yolu 40 tur attılar, ormana döndüler. Söyle şunlara geri gelsinler. Sabah tekrar geri giderler. Hastaneye, karakola falan bir sorun. Sordum abi. Bir cevap aldın mı? Aldım abi. Benimle paylaşacak mısın? Paylaşacak bir şey yok abi. O zaman reis, bu adam 9 canlı. Yaşıyor. Mümkün değil. Bismillah. Buradan attım da. Hakikaten bismillah reis. Oradansa Sermet abi ölür. Bülent'i bilmem. Şimdi bu İlyas'ın dırdırını vırdırını dinleyemem de. Oğlumun doğduğu bugün her şey kabulümdür. Efendim, Özer Bey havaalanına kadar, adamlar da uçağa kadar eşlik etti. Uçak körükten ayrılınca durdu. Özlem Hanım uçaktan indi. Nasıl yani? Oyun mu oynuyorlar bize? Yok efendim, ambulans çağırdılar. Revire gittiler. Daha sonra Özlem Hanım revirden çıktı, bir taksiye bindi. Oradan da havaalanı yakınlarında bir otele geçti. Her genç kız gibi babasına oyun oynuyor. Hızır'ın yeğeniyle buluşacak. Umarım. Hızır.
Canım, babam benim şu an uçakta Amerika yolcusu olduğumu zannediyor. Ama ben havaalanı yakınında bir oteldeyim. Son gecemi seninle paylaşmak istedim. Seni son kez görüp vedalaşmak istiyorum. Babamdan her şeyi öğrendim. Aileni korumak için beni terk ettiğini hissediyordum. Ama artık biliyorum. En doğrusunu yapmışsın. Benim sevdiğim erkek de böyle olmalıydı. Benim sevdiğim erkek beni birazcık sevdiyse sevdiğinin yanında olmalı. Lütfiye, ben çıkıyorum. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Hadi görüşürüz. Tamam. Sürüsüne bereket bir sürü herif. Bir tane leşi bulamadınız. Yolun kenarına attığım bir leşi bulamadınız. Yine biz mi suçlu olduk abi? Suç bende mi İlyas? Hı? La kafasına 45'likle sıktım da sen kaçlıkla sıkacaktın? 45'likle sıkacaktım, 50'likle sıkacaktım ama 10 tane sıkacaktım. En azından aramayacaktık. Ki biz zaten Reha ile gömecektik. İlyas, o sırada birden çocuğum oluverdi. Üstelik çocuğumun ebesi karımdı. Üstelik çocuğumu doğuran karım değildi. Ben de dayanamadım, sıktım da. Ama ben kusura bakmayın dedim. Dedim mi? Dedim mi? Dedin reis, dedin. Peki, sizin kiminiz doğurdu? Ya da karınız kime ebelik yaptı da bir tane leşi bulamadınız? Civciv. Abi, şimdi sen Mahmud'u kenara attın da, hani orası bayırdı ya, yuvarlanmışsa demek. Ulan kendin diyorsun işte bayır. Bayırdan aşağı nereye kadar yuvarlanmış olabilir? Ha? Everest'ten atmadım ya lan ben bu herifi. Şimdi dayı. Şimdi tamamen atıyorum. At işte, at. Hani bu Mahmut ölmedi mi acaba? Hı. Ben de şimdi tamamen atıyorum. Hani bu Mahmut itini attığım gibi. Diyorum ki acaba... Bu hayvanı biri sokakta bulup, acıyıp, sahip çıkıp eve meve almaz. Evlere de sorduk reis. Ama üstü kapalı sorduk. Sizde bize ait bir ceset var mı diyemedik. Enişteyi götürseydiniz o sorardı. Cesedi kaybetmekten utanmadım. Sormaktan mı utancım? Sen de suratını düzelt lan. Elinden ciğeri alınmış kedi gibi. Ama abi hastaneden çıkıp gidiyorsun. Kimseye bir şey demiyorsun. Hiçbirinizden özür dilemiyorum lan. Hani bugün bir oğlum oldu ya. Belki tebrik edersiniz diye bekliyorum. Gözün aydın abi. Allah anala babala büyütsün. Benim gözüm aydın maydın değil. Bari seninki olsun abi. Ben tebrik ederim abi. Bu arada Ayşen de evde 2.80 yatıyor.
Hasan o yüzden ikide bir hadi üşüdük gidelim diyordun. Enişte, abinin üçüncü çocuğu, üçüncü. Alışkın. Benim birinci daha. Tırsıyorum da. Vallahi siz gelmeden önce ben reisle birlikteydim. Yunus bebeği de gördüm. Maşallah. Hık demiş, İlyas amcasının burnundan düşmüş. Ne alakası var Servet abi? Kaşlar. Çatık. Sanki babasının yüzünde de güller açıyordu. Kardeş, bir on kurşun da bana sık. Sen de kurtul, ben de kurtulayım ha. Abi ben bir şey demiyorum. Çifte bayram yapacaktık da. Tekine sevindin. Tekine sevin. Darlatmayın da. Olanla ölene çare yok. Ha, olan oldu ama ölen öldü mü orası meçhul Vehbi abi. Of. Neyse ben gideyim de arabada o bayırın başında bekleyeyim. Abi müsaadenle ben de seninle geleyim. Sen git babanın başında bekle. Sen de git karının başında bekle lan, yazıktır. Peki abi. Eyvallah abi. Dayı sen? Senin gibi enişte düşman başına. Sana ne ulan enişte? Sana ne? Cezaevi arkadaşı olmuştuk. Şimdi de hastane arkadaşı olduk. Seninle her yerde arkadaş olurum. Eyvallah. Nasılsın? Diyorlar ki böbreğim iyi değilmiş. Halbuki hiç yerim kaldı. Ne de yüreğim. Yüreğin var. Reha. Buyur Selim abi. O Mahmut. Başka birine kötülük yapmadan bulun onu. Hızır abi buldu Selim abi. Gereğini yaptı mı? Seneler. Bırak bunları. Çabuk iyileş de beraber çıkalım buradan. Sen dikilmeden o deli Hızır beni de buradan salmaz. Beni de salmadı. Bırakmadı ki öleyim. Bırakmaz kardeşim. Bırakmaz. Hele şimdi oğlu da oldu, artık hiç bırakmaz. Oldu mu? Sana müjdeli haber getirecek yok. Ben geleyim de diyeyim istedim. Vesselam. Thank you.
Veda diye geldim Özlem. Ben de veda diye çağırdım zaten. Ben şimdi anlamadım. Baban niye son dakika itiraf etme kararı aldı? O dakika yalan söylemek gururunu incitti diyelim. Baban da. Gurur. Ya şu anda babamdan bahsetmek istemiyorum. Neden bahsetmek istiyorsun? Gelecekten. İşte maalesef bizim bir geleceğimiz yok. Sen istersen olabilir. İsterim. Çok isterim ama senin buna dayanabileceğine inancım yok. Her şeye dayanırım. Ama sensizliğe dayanamam. Peki o zaman. Beni birkaç yıl görmeyeceksin. Aramayacaksın. Merak dahi etsen kimseye sormayacaksın. Tamam. Öyle hemen tamam deme. Bak sana çok zor bir şeyden söz ediyorum. En zorunu yaptın zaten. Beni sevmediğini söyledin. Yalan olduğunu biliyordun yani. Bugün inandım. Beni seviyor musun? Seni çok ama çok seviyorum. Çok. Bunun için dayanmalısın. Dayanacağım. Ben dayanacağım da sen bu kadar pisliğin, bu kadar yalanın içinde nasıl dayanacaksın? Nasıl yaşayacaksın? Yalanlar bitene kadar, pislikler yok olana kadar mücadele edeceğim. Sonra geleceğim, seni alacağım. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere götüreceğim. Evleneceğiz. Bir daha da geriye dönmeyeceğiz. Ha, baba maba yok ona göre. Tamam. Senden başka kimse yok. Söz mü? Söz. Gerizekalılar. Madem kameralı oda veriyorsun, sesli görüntülü oda ver. Merak ediyoruz ne konuşuyorlar orada. Nereyi arıyor bu? Oda servisi olabilir efendim. Buradan bakılıyor mu? Evet efendim. Buyurun oda servisi. 11-10 numaralı odaya... Bir kova buz alabilir miyiz? Tabii efendim. Başka bir arzunuz var mı? Hayır, teşekkürler. Thank you.
Çok teşekkürler. Hadi kahvaltı da. Ne oluyor? Bir tatil programı var da benim mi haberim yok? Biz bir süre halamla kalacağız. Bir süre derken? Uzun bir süre. Ne oluyor oğlum? Anlat bakayım Ömer. Anlatayım baba. Annemi düşürdüğün durumlardan sonra biz de daha kötü durumlara düşürmemen için biz böyle bir karar aldık. Kim kime aldınız bu kararı? Yukarıdaki ebenin kararla bir alakası yok. Valizle çıkacaksa bu benim kararım olur. Okul çantanız hariç şunlardan elinizi çekin. Şimdi mutfağa gidip tostunuzu yiyin. Hadi.
Çocukların evi terk ediyormuş. Bana ne? Senin çocukların da? Hızır, hiç halim yok. Ne söyleyeceksen git çocuklara söyle. Onlara da söyledim zaten. Aşağı gel. Gelmeyeceğim. Bak, çocukların önünde bana olay çıkarttırma. 5 dakikaya kadar aşağı gel. Başım. Özlem, gözlerimi açamıyorum. Özlem, ne oldu bize böyle? Özlem, senin bir yerin mi kanadı? Özlem? Lütfiye, git şu Meryem'e söyle aşağı insin, beni yukarı çıkartmasın. Hemen abi. Efendim Alparslan. Amca. Amca, ben otelindeyim, gel. Ne oteli oğlum? Niye geliyorum? Niçin geliyorum? Ne oteli? Bir kere de soru sorma! Gel diyorsam gel! Alparslan, iyi misin oğlum sen? Amca, iyi değilim. Amca, ne olursun çabuk gel. Amca, ne olur gel amca. Tamam, tamam oğlum, geliyorum, geliyorum. Ne oluyor Hızır? İlyas'ı ara hemen.
Söyle gelsin. Lütfiye telefonumu getir. Bir şey mi oldu oğlum? Olmuş. Ne oldu Alparslan? Öldürmüşler amca. Özlem'i öldürmüşler. Kim yapmış Alparslan? Kim? Bilmiyorum. En son ne hatırlıyorsun? Ha? En son ne hatırlıyorsun Alparslan? Ben çok seviyordum amca. Özlem'i çok seviyordum. Şimdi ağla. İstediğin kadar ağla. Ama sonra bana hepsini tek tek anlat. Gel buraya. Gel buraya, gel. Ben buradayım oğlum. Amcan yanında. Söz veriyorum. Kim yaptıysa bulacağım. Şimdi bana olanları tek tek anlat hadi. Amca. Efendim İlyas. Behbi abimin oteldeyiz, hemen gelin. Ne oldu İlyas, ne var? Behbi abi telefonda söyleyemem. Ne dediysem yapın, çıkın gelin. Tamam. Ben Özlem'e Amerika'ya git. İki sene sonra da ben geleceğim. Evleneceğiz. Dedim. Ben ona söz verdim amca. Söz verdim. Tamam oğlum peki. Sonra ne oldu? Sonra sarıldık. Kutlamak istedi. Bir şeyler içtik. Ne içtiniz? Ya bir şey içmedik. Şu minibar şeyinden. Özer Bey, çok acil görüşmemiz gerekiyor.
Neredeymiş? Bulabildiniz mi? İlaçlarını aldın mı? Söyle. Sinirlenmeyeceğim. İlaçını al. Söyle. Yani bana bir dadılık yapmadığın kalmıştı Özer. Bana sakın Alparslan'la Özlem'in kaçtığını ve evlendiğini söyleme Özer. Ne oldu? Özlem'i kaybettik. Ne diyorsun? Hızır'la konuştum biraz önce. Yanı başındalar Özlem'in. Özlem öldürülmüş Ünal Bey. Çok üzgünüm. Bunu bana nasıl söylersin? Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Kabul etmiyorum. Özlem'e kim kıymış olabilir? O da bir çocuk. Kızım. Hadi bizim odaya çıkın. Thank you.
Kızım nerede? Odada. Söyleyemediğim için üzgünüm. Seni sevdiğimi söyleyemediğim için üzgünüm. Çok sevdiğimi söyleyemediğim için çok üzgünüm. Çok. Olur, bu gerçek olmaz. Uyan kızım. Zürez. Nasıl yapmış bu işi Sibir yolu? İkisini de ilaçla bayıltmış. İkisi. Gitmeden Alparslan'la vedalaşmak istemiş. Hı. O nerede? Delirmiş durumda. Amcası eve götürdü.
Bak Hızır. Güzel kızıma neler yapmışlar. O daha bir çocuk. Böyle bir şey kim yapabilir ki? Hadi abi. Gidelim. Sonra vazifemizi yapalım. Hallederim. Hiçbir şekilde medyaya ve polise öldürüldüğü sızmayacak. Anlaşıldı. Artık haddini aştı. Yapılacak şey değil. İzin verin Sibiryalı'nın cezasını keseyim. Haddini aştığı doğru. Ona ne ceza keseceksin? Yaptığının cezası ölüm. Nevzat. Devlet baba gibi düşün. Ünal baba gibi değil. Ünal benim umurumda değil. Alparslan'ı da öldürseydi. O bir delikanlıya yapılmaz. Şimdi kendince dedi ki, benim meselem Çakır Beylilerle değil, Ünal'la. Bak, yeğenini öldürmedim. Hı? Artık kendince ne dediğinin hiçbir önemi yok. Ona düşman olmayan yok. Ben dahil. Nevzat. Sibiryalı şimdi kendini öldürülmeyecek kadar güvenceye almıştır. Sen dostlarının tepkilerini bekle. Düşmanlarının zafiyetini gör. Ondan sonra müdahale et. Uyandın mı baba? Ne okuyorsun evlat? Türk Bilge Kağan'ı.
Eskiden bilgeler vardı. Şimdi yalnızca bilmişler var evlat. Doğrudur baba. Kimdir ya bu bilge Kaan? Son sözü milletim diyen Göktürk Kaan. İnsan ilk sözünü bilmez ama son söz öteki dünyaya gitmek için de bu dünyada kalıcı olmak için de mühimdir. İnşallah bizim de son sözümüz bizim için de millet için de Allah için de makbul olur. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Fahri. Ve aleyküm selam Fahri babam. Buyur. Keyifsiz haberler var. Keyifli haberler olsaydı söyleyecek başka yer bulurdun elbet. Niye geleydin ki buraya? Ne olmuş Fahri abi? Yunan'ın kızını öldürmüş Sibiryan'ı. Alparslan'ın yanında. Aha da yer gök birbirine girdi. Ne zamanmış cenazesi kızcağız? İkindi abla. Allah sabır versin. Amin. Ben üstüm başımı giyeyim anca. Abla otur otur. Ünal Bey kimseyi görmek istemiyor. Sadece biz, masadakiler. O nasıl cenaze kardeşim? Abla ne bileyim. Demek ki adam üzgün halini, kızgın halini, sevinçli halini, heyecanlı halini. Bütün bunları bilenlerden başkasının cenazesini de istemiyor demek. Bu da mı güçsüzlük? Erkekliğimizi. Ağlasın ulan. Çocuğu ölmüş. Abla ben şimdi ne diyeyim adama acılı gününde? Emin ablam bunları mı diyor diyeyim. Ne dersen de. Arada o Hızır'ın iyi kalpli yeğeni olmasa Yasin de okumam da. Sen bana oku ablam. Sen bana oku. Ortalık çakallardan geçilmiyor. Sen bana oku. Aslında gelmeyecektim de Hayriye anne git Kur'an oku deyince geldim işte sen gençsin nereden bileceksin. Yoksa böyle acılı bir günde Alparslan'ı yalnız bırakmazdım. Yani aileden tek gelip gözünüz aydın diyen insanın gece başına gelene inanamıyorum. Dünyanın en beyefendi insanına bu yapılır mı? Yanında hem de yanında. Koyununda uyurken bunlar ne biçim insan ya? Allah Yunus'umuzu esirgesin.
Ben artık evime gitmek istiyorum. Yok şekerim, gidemezsin bir yere. Emil'le cenazeden göz aydınlığına gelecek. Yok, hiç gözüm gözüm aydın falan değil. Böyle bir günde hiç kimseyi görmek istemiyorum. Sen doktorla konuşsana, ben gideceğim artık. Bütün hediyeleri de çocuğu yeni olanlara dağıtın. Ben bir şey istemiyorum. Dur Nazlıcığım, dur. Ben hallederim. Adnan Yaren'le seni eve götürsün. Ben Servet ararım, hallederiz canım. Tamam. Alparslan nerede abla? Odada. Nasıl? Benimle görüşür mü? Görüşürse bir senle görüşür. Gel götüreyim seni. Şöyle Esra'cığım. Alparslan'cığım, İlyas amcanı aradı. Birazdan cenaze için gelip alacakmış seni, hazırlansın dedi. Ben hazırım yenge. Her şeye hazırım. Tamam canım, söyle. Konuşabildiniz mi? Son kez seni seviyorum dedin mi? Söyledim. Çok seviyordu seni Alparslan. Çok. Son kez seni seviyorum dedim. İlk kez seninle evleneceğim dedim. Cenazeye niye gidemiyoruz? Ne bileyim oğlum, tuhaf tuhaf şeyler işte. Alparslan abi nasıl toparlayacak? Nasıl yaşayacak? Hayatta nasıl devam edecek ya? Nasılını bilmiyorum ama eski Alparslan bir daha olmayacak. Durum nasıl yenge? Esra yanında. Belli ki onunla konuşmak istiyor. Esra nasıl? Nasıl olsun İlyas? Kızın tek arkadaşıydı. Sen nasılsın? Benim nasıl olduğumun ne önemi var?
Hadi sen de git yanına. Esra da iyi değil. Of.
Yeğenim. Hadi gidelim. Ben bir yere gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Niye? Ne yapacaksın burada? Biraz baş başa kalayım amca. Hava kararmadan eve dönerim. Peki. Abi, biraz yalnız kalmak istiyormuş Özlem'le. Bırak ne istiyorsa yapsın, kalsın. Özer, akşama masayı Alparslan'a da istiyorum. İyi durumda değil. Hızır'ın veliahtı olarak gelemez. Veliahtı olarak istemiyorum. Ben emir verdiğimde kafasını kes, masaya koy. Peki Hızır'la İlyas? Onları da. Onları da. Özer Bey aramıza katılacak mı Yılmaz? Yolda geliyor. Ünal Bey, öncelikle hepimizin başsağlığı dileklerimizi kabul etmenizi rica ediyoruz. Böyle bir günde toplantı istediğinize göre bizimle paylaşacağınız hususlar var galiba. Özer gelsin, paylaşacağım. Bu tarifsiz acıyı bize yaşatan Sibiryalı'nın ölümü için buraya toplandıysak, bu görevi seve seve üstlenmeye hazırım. Alparslan'ın burada ne işi var Özer Bey? Ben çağırdım. Böyle üzüntülü bir günde ben yanımda getirmek istemedim. Ama olayları dinlemek için çağırdıysanız bana söylemeniz yeterliydi. Olanları yeteri kadar dinledim.
Hızır. Ben bu masanın liderliğini sana devrederken senden bir şey istedim. Şahsi bir şey istedim. Yeğenin kızımla asla görüşmeyecek dedim. Aksi olursa seni de, İlyas'ı da, Alparslan'ı da öldüreceğimi söyledim. Bana tek bir şey söyle. Seni ve iki amcanı bu masada öldürmemem için tek bir şey söyle.